Sevgili arkadaşlar merhaba. C# dersleri eğitim serimizin 10. videosunda yeniden beraberiz. Bu dersimizde nesne önemli programlamanın diğer bir önemli prensibi olan inheritance yani kalıtımdan bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi nesne önemli programlamanın en önemli prensiplerinden biri inheritance, miras veya kalıtım kavramıdır. Bir sınıfın özelliklerinin ve metotlarının başka sınıflara kalıtım yolu ile aktarılmasını ve bu sayede işlevselliğin arttırılmasını sağlar. Oluşturulan genel özellikler içeren ilk sınıfa temel sınıf yani base class, ondan miras alınarak kalıtım yoluyla özelleştirilen alt sınıflara ise türetilmiş sınıflar yani derived class denir. Miras kavramı benzer özellikler içeren sınıfları tek tek yazmak yerine ortak üyeleri belirleyerek bir temel sınıf oluşturmak ve geri kalanlarını yani ortak olmayan üyeleri, örneğin ortak olmayan metotlar, ortak olmayan alanlar gibi bu sınıftan türetmek gibi bir pratik yol sunar. Burada ne demek istediğimizi kısa bir örnek üzerinden anlatalım. Örneğin bizim lokal ve foreign customer olarak tanımladığımız iki tane sınıfımız olsun. Lokal customer yerel müşterilerimizi, foreign customer ise yabancı müşterilerimizi, yurt dışındaki müşterilerimizi temsil etsin. Bu iki sınıfta gördüğünüz gibi name, last name ve city alanları ortak. Ancak lokal customer için özel olarak monthly payment ve foreign customer için özel olarak ise yearly payment ve country alanları mevcut. Burada ortak alanları iki kez tek tek yazarak kod fazlalığı oluşturmuş durumdayız. Biz kalıtım yöntemini, kalıtım kavramını kullanarak şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Örneğin customer adında bir base class oluşturalım. Yani temel class oluşturalım. Bu customer class'ının içerisinde yani name, last name ve city olsun. Bu üyeleri temel sınıfın içerisine alalım. Spesifik üyeler ise türetilen sınıflar içerisinde yer alsın. Örneğin local customer ve foreign customer adındaki iki sınıfımız var. Local customer içerisinde local customer'a özel olan, spesifik olan üye veya alan burada gördüğünüz gibi monthly payment. Foreign customer için ise özel olan alanlar ise yearly payment ve country. Burada neden monthly payment ve yearly payment kullandık? Örneğin biz yerel müşterilerimizden ödemelerimizi aylık olarak alalım. Bir hizmet satıyor olabiliriz veya başka bir ürün satıyor olabiliriz, fark etmez. Yabancı müşterilerimizden ise çalışmalarımızın ödemelerini yıllık olarak aldığımızı düşünelim. Yerel müşterilerimiz için aylık ödemeler, yıllık ödemeler ise yabancı müşterilerimiz ile ilgili bir spesifik özellik. Burada gördüğünüz gibi aslında bir kalıtım gerçekleştirmiş oluyoruz. Customer adında bir temel sınıfımız var ve bu temel sınıfımız ortak özellikler içeriyor. Temel sınıf üzerinden türettiğimiz local customer adında başka bir sınıfımız var. Bu yerel müşterilerimiz için özel olan alanlar içeriyor. Yabancı müşterilerimiz için türettiğimiz foreign customer sınıfımız var. Burada yabancı müşteriler için özel spesifik üyeler içeriyor. Aslında türeyen sınıflar türediği sınıfın özelliklerini kalıtım yoluyla devralıyor. Ancak kendileri de yeni farklı özellikler tanımlayabiliyorlar. Yani türetme yoluyla bir nesne kendi özelliklerini diğer nesnelere aktarmış oluyor. Burada gördüğünüz gibi türetme ile sınıflar arasında bir hiyerarşik yapı sağlanmış durumda. Şimdi daha detaylı İncelemek için Visual Studio ortamına geçelim. Sınıflarımızı oluşturup daha detaylı bir şekilde konuyu inceleyelim. Evet arkadaşlar, Visual Studio ortamındayız. Şimdi sunumda bahsettiğimiz konulara biraz değinelim. Öncelikle evet, Customer adında bir sınıf oluşturdum ve bu sınıf ortak özellikleri içerecekti. Ortak özelliklerimiz şimdi türetilmiş yani derived class'larımızı oluşturacağız. Bunlardan ilki biz lokal müşterilerimizle aylık olarak çalıştığımız için burada aylık ödeme diye bir alan oluşturduk. Şimdi foreign customer yani yabancı müşterilerimiz için bir sınıf oluşturalım. Yabancı müşterilerimizle ödemelerimizi yıllık olarak sağladığımız için
Bunları ayrı ayrı belirttik ve yabancı müşterilerimiz için de ülke adında bir alan daha tanımlayalım. Müşterimizin hangi ülkede olduğunu belirtmek için. Şimdi evet, bu üç sınıfı tanımladık. Kalıtım yoluyla temel sınıfımızdaki özellikleri nasıl türetilmiş sınıflara alıyoruz? Şu şekilde iki nokta koyuyorum ve temel sınıfın ismini belirtiyorum. Aynı şekilde diğer sınıf için de bunu yapacağım. Evet. Şu anda temel sınıfın üyeleri kalıtım yoluyla türetilmiş sınıflara aktarıldı. Ancak burada biz değişkenleri public olarak girelim çünkü her yerden erişim olsun. Aslında bunları public olarak girmek çok doğru değil ancak konuya odaklanmak açısından şimdilik böyle yapalım. İlerleyen bölümlerde erişim belirteçlerini detaylı bir şekilde bir ders başlığı altında inceleyeceğiz. Orada karşımıza protected erişim belirteci kavramı çıkacak. Protected erişim belirteci sayesinde üyeler yalnızca türetilmiş sınıflarda kullanılabilecek. Public'te ise her yerde kullanılabiliyor. Protected erişim belirteci dediğim gibi alanları yalnızca türetilmiş sınıflarda kullanıma izin veriyor. Aynı zamanda bir önceki derste de properties'leri görmüştük. Burada aslında bu şekilde public bir alan tanımlamak yerine private bir alan tanımlayıp onunla ilgili bir public veya protected properties oluşturarak daha doğru bir kullanım gerçekleştirmiş oluruz. Ama dediğim gibi biz burada kalıtımın nasıl olduğuna odaklanıyoruz. O yüzden bunları direkt public olarak şimdilik tanımlıyorum. Ve hatta burada ortak olarak alanlar dışında ortak bir metot da tanımlayalım. Bu metot da yine kalıtım yoluyla türetilmiş sınıf derived class'lardan erişebileceğimiz bir ortak metot. Burada ayrıca türetilmiş sınıfların kendi metotları olsun. Bunları tanımlayalım. Örneğin burada bu aylık ödemeyi gösteren, ekrana yazdıran bir metot tanımlayalım. Yine yabancı müşteriler için de ona özel olan bir metot tanımlaması yapalım. O da yıllık ödeme olsun. Şunların isimlerini de print monthly. Monthly payment karışmasın. Metotlarımızı da oluşturduk. Şimdi burada ne yaptık? Bir temel sınıf oluşturduk. Bu sınıfımız müşteri sınıfı, customer sınıfı. Temel sınıfımızda name, last name, city ve print full name ortak üyeleri bulunuyor. Ortak alanlar ve ortak metot. Bundan türetilmiş lokal customer adında bir sınıfımız var. Yerel müşterilerimiz için lokal customer sınıfımızın monthly payment adında bir alanı var. Ve bu monthly payment'ı ekrana yazdıran bir metodu var. Aynı şekilde yabancı müşteriler için de foreign customer adında bir sınıfımız var. Bu sınıfta iki tane alan içeriyor. Yerel payment, yearly payment ve country adında. Ve print yearly payment adında da bir metot içeriyor. Ve kalıtım yoluyla da customer sınıfının üyelerini bu sınıflara aktarabilmiş oluyoruz. Şimdi bunları görmeye çalışalım. Şimdi öncelikle local customer sınıfından bir nesne üreteceğim. LCS diyelim. Evet. Şimdi bakın local customer sınıfından ürettiğim LCS nesnesiyle bakın burada gördüğünüz gibi ortak olan üyelere yani customer'da belirttiğimiz üyelere city, last name, name bunlara erişebiliyoruz. Ve ayrıca burada print full name metoduna da erişebiliyoruz. Yani buradaki tüm üyelere erişebiliyoruz. Bunlara erişelim. Ve bu müşterinin aylık ödemesi de, çünkü aylık ödeme lokal müşteriye aitti. Bu atamalarımızı yaptık. Şimdi bu müşterinin isim ve soy ismini ekrana yazdıran metot, ortak metot, print full name metodu ve bu müşterinin aylık ödemesini ekrana yazdıran metodu çağırmış olalım. Evet, gördüğünüz gibi lokal customer sınıfından ürettiğimiz LCS nesnesi üzerinden kalıtım yoluyla temel sınıfımız olan customer sınıfındaki tüm üyelere erişebildik. Name, last name, city gibi. Ve
buradaki metoda, temel sınıfımızdaki metoda da kullanabiliyoruz. Ve aynı zamanda kendi lokal customer sınıfı içindeki kendi üyelerine de bu şekilde erişimimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bunu programı çalıştırıp ekrana bakalım neler yazıyor görelim. Evet, Ali Gül aylık ödeme 10.000 TL yazıldı ekrana. Yani print full name metoduyla isim soyisim alındı. Print monthly payment metoduyla da aylık ödeme gösterilmiş oldu. Burada ikinci bir nesne oluşturalım. Bunu da foreign customer sınıfından oluşturalım. Foreign customer sınıfından bir FCS adında bir nesne oluşturalım. Yabancı müşterilerimiz için. Şimdi bakın bu FCS nesnesi üzerinden de yine gördüğünüz gibi isim, soyisim ve şehir üyelerine ve aynı zamanda print full name metoduna erişebiliyoruz temel sınıfımızdaki. Ve aynı zamanda foreign customer içindeki country yearly payment alanlarına ve print yearly payment metoduna erişebiliyoruz. Şimdi yabancı üyemiz için de oluşturduğumuz nesne üzerinden atamalarımızı yapalım. Şimdi programı tekrar çalıştırmadan önce bu ikisinin arasına bir boşluk koyabilmek için şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Böyle ikisinin arasını ayıralım. Evet. Gördüğünüz gibi yabancı müşterimizin ismi ve soy ismi ve yıllık ödemesi ekrana yazdırıldı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir tane customer adında base class'ımız var. Lokal customer adında bir derived class'ımız var ve bu derived class'ımız customer adındaki base class'ımızın üyelerine kalıtım yoluyla erişebiliyor. Yine foreign customer adında bir derived class'ımız var ve yine bu class'ımız customer adındaki base class'ımızın üyelerine kalıtım yoluyla erişebiliyor. Bu erişimi de burada lokal customer sınıfından ürettiğimiz LCS nesnesi üzerinden isim, soy isim, şehir ve print full name metodu eriştik. Aynı şekilde foreign customer sınıfından oluşturduğumuz nesne üzerinden de base class'ın üyelerine erişebildiğimizi gösterdik. Çok fazla uzatmadan bu dersi bitirmek istiyorum. Kalıtım dersleri devam edecek. Kalıtımda anlatmamız gereken daha birçok şey var. Ama şimdilik kalıtım konseptiyle ilgili en azından kafamızda bir şeyler canlanması için böyle bir giriş yaptık. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.